Evet, merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Finlandiya serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Fakat bugün maalesef Finlandiya hükümeti olarak bölüme gerçekten morali bozuk. Yani son derece morallerin dibe düştüğü, ordunun moralinin neredeyse kalmadığı ve çaresiz kaldığımız bir vaziyette, bir durumda başlıyoruz. Bizim için pek yaşanılmamış duygulardı bunlar. Özellikle biz 1936 senesinde iktidara geldiğimizden beri, Finlandiya Devleti'ni yönetmeye başladığımızdan beri, Finlandiya Devleti teknolojik alanda olsun, ekonomik alanda olsun, nüfus alanında olsun hep en üst noktalarını yaşadı, zirve noktalarını gördü. Fakat geldiğimiz gün itibariyle faşistlerin, nazilerin bize ilan ettiği savaşla beraber Finlandiya Devleti tamamen eli kolu bağlanmış, çaresiz bir devlet haline gelmiştir. Ve bu açıkçası bizim gelecekteki Finlandiya, yani o geleceğin modern Finlandiya'sı hakkındaki planlarımızı iyice baltalamakta, bu konu hakkındaki moralimizi ve motivasyonumuzu iyice yerle bir etmektedir. Özellikle Nazi Almanya'sının İsveç tarafından bir askeri erişime sahip olmuş olması maalesef Finlandiya'yı yıkan en büyük unsurlardandır. Yani şöyle baktığımızda İsveç'in açıkçası askeri erişim vermesini anlayabiliyorum. Çünkü biz gelecekteki hedeflerimizde gözümüze Stockholm'u kestirmiştik. Biliyorsunuz biz Finlandiya'nın başkentini Sovyetler Birliği'nden uzaklaştırabilmek adına Stockholm'e taşıma gibi planlar yapmıştık. Fakat maalesef İsveç'in de desteğiyle beraber bu planlar Nazi Almanya'sının Finlandiya'yı işgal edişiyle beraber suya düşüyor şu anda. Yani bu savaşı kazanamayız. Bir kere ben size ümit vaat etmiyorum. Yani hiçbir Finlandiya vatandaşını ben boş yere ümitlendirmek istemem. Bu savaşı kazanamayacağız ve Almanların vereceği barış antlaşmasına razı kalmak zorunda kalacağız. Ama onların vereceği barış antlaşmasının, hani nasıl desem, çok sert olmaması için, çok acıtmaması için de elimizden geleni yapacağız abi. Elimizden gelen bütün savunmayı gerçekleştireceğiz ki verecekleri barış antlaşmasını en iyi noktaya getirebilelim. Zor mu? Zor. Yani adamlara boyun eğmek zorundayız ama yine de başarabileceğimiz şeyler var abi. Haydi bakalım bize savaşın geri kalanında nasıl bir yenilgi bekliyor, göreceğiz hep beraber. Evet, güzel, şu anda hamarı kurtardık, bu sefer başka yerden girdiler ve orayı kurtarma imkanımız kesinlikle yok. Şurada bir boğaz oluşturup iki toprakta birden savunma gerçekleştirebiliriz. Şuraya da bir keşif ordusu yollayalım. Şuralarda da yine ordu basım işlemlerimiz gerçekten. Evet, 16.000 ordusu var, yani bu iki ordu onları durduramaz abi. Mümkünse oradaki iki orduyu kale olan bir toprağa çekelim. Turku toprağı, aynen öyle, evet güzel. Turku'da en azından biraz kayıp verdirebiliriz bu elemanlara. O taraf zaten düştü, 53.000 ordu, 48.000 ordu, yani bunlar karşı koyulabilecek sayılar zaten değil. En azından şu kalede Turku toprağında birazcık savunma yapmaya çalışalım. Yine ordu basım işlemi de gerçekleştirelim. Kayıp mayıp zaten verdim. Hiç ordu basmaya bile gerek yok aslında. Çünkü adamın getirdiği ordular öyle, ne bileyim, 300-500 orduyla durdurulabilecek sayılar değil. Şu anda bakıyorum bütün topraklarımı alıyor abi, bu ne ya. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu adam bizim bütün toprakları alırsa vereceği barış antlaşmasında da mı bütün topraklarımızı alabilecek? Yani biz kayıp mı edeceğiz? Evet, evet, evet. Turku'da kale var. Belki biraz direniriz dedik. Turku'da tekte düştü abi. Evet, şu an bütün topraklarımı almadı mı? Aa, şuradaki ada var. Aa, buradaki ada sayesinde bayağı bir zaman kazanıp adamlara barış antlaşmasında kayıp verdirebiliriz lan. Ulan bir ada ne hayat kurtarıyor görüyor musun? Bir tane ada nasıl hayat kurtarıyor görüyor musun ya işte? Bir tane ada, bir. Bak şu anda Sovyetlerle Nazi Almanya'sının arası -99. Her an bir savaş çıkabilir ve Sovyetler Birliği bizim topraklarımızı kurtarabilir. Tek yapmamız gereken şu adada bir süre yaşamaya devam etmek. Evet, topraklarımız çok ağır hasarlar aldı. Gerçekten çok zarar gördü. Ama Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği ve Nazi Almanya'sı arasında çıkacak bir savaşla beraber biz bütün topraklarımızı kurtarabiliriz. Yani bu gerçekten inanılmaz bir durum ya. Hadi oğlum Sovyet'ten bir savaş ilan et, yüzümüzü güldür be. Hadi koçum. Edersin lan sen, ilan edersin be. Değil mi? Sadece o da olmayabilir de Birleşik Krallık da savaş ilan edebilir mesela. Ya birisi Nazi ile savaşa girsin birisi ya. Bak adam Avrupa'yı fethediyor. Birisi gelsin dur desin. Ya Çekoslovakya nasıl Moskova'ya girebilir? Ya bu ciddi olamaz ya. Romanya ve Çekoslovakya nasıl beraber Sovyet'i fethedebilir ya? Ya ama başlarım ben böyle işe. Hiç olmayacak işler oluyor yemin ederim. Biraz da o son kalemiz olan ada da düşecek, göreceğiz yani. Sovyet çevir Allah aşkına, tek ümidim sendin ya. Yemin ederim tek ümidim sendin ya. Şuraya bak, birbirlerine reverse attılar. Sovyet onların topraklarına girmiş. Bunlar Sovyet'in topraklarına girmiş. Ne saçma bir iştir, ne saçma bir vaziyettir bu arkadaş. Arnavutluk, sen ne alaka, sen ne yapıyorsun? İtalya'da girmiş oğlum, Sovyet'e karşı siz ne yaptınız lan?
İtalya, Romanya, Hadramut, Çekoslovakya, Arnavut. Ne saçma bir birleşim lan bu. Fransa niye İsveç'e giriyor? Aa, İsveç düştü. Aa, baya baya İsveç düştü lan. Aha, adada düştü. Vallahi adada düştü. Bitti. Ya ama bu kadar da olmaz ya. Yani bu kadar da olmaz ya. Abicim biz sizle 3 yıldır savaştayız. Nasıl tek savaşta bütün topraklarımızı alabilirsiniz? Ya iyi de biz bunu kabul etmiyoruz abi. Yani bu ne lan, bütün topraklarımı geri alabiliyorum. Ama bu oyunun bug'ı, bunu kullanmamamız lazım. Ama yani en azından hani 3 senelik savaşın sonunda da belli bir kesimin yine bizde kalması lazım ya. Bu çok saçma bir durum gerçekten. Biz şu anda masada kalmaya devam edeceğiz abi. Biz şu anda bu barış antlaşmasını reddediyoruz. Ve masada kalmaya devam edeceğiz. En azından bir süre. Bir süre masada kalmaya devam edeceğiz abi. Şu an için biz bu barış antlaşmasını reddediyoruz ya. 3 senelik savaşın sonucunda hiçbir dünya kamuoyu bir şey demiyor. Sen bu ülkenin tamamını alamazsın kardeşim diye. 3 sene savaşmışız biz ya. Az mı savaştık? Hadi 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda, 1 senede düşmüş olsak neyse. 3 senede düşürdüğünüz devletin bütün topraklarını alamazsınız. Öyle bir şey yok. Bu uluslararası kamuoyuna da aykırı bir şey yani. Bu artık buna bir el atmanız gerekiyor. Sevgili Sovyet, sevgili Birleşik Krallık. Bak hepinizin Nazi ile arası kötü. Ama bir taneniz de kalkıp laf etmiyorsunuz adama. Ya bu ne korkaklıktır, bu ne tırsaklıktır ya. Biz sizin gücünüzde olsaydık Nazi'yi çoktan ham yapmıştık oğlum. Hadi biz uluslararası kamuoyundan yardım bekliyoruz şu anda. Bize dayatmaya çalıştıkları bu barış antlaşmasını biz yırtıp atarız. Ama uluslararası kamuoyundan da birazcık destek gerekiyor. Bugün Finlandiya, yarın İngiltere, öbür gün Fransa, öbür gün Polonya. Hepiniz sıradasınız. Bir el atmanız lazım. Aksi takdirde bir gün bütün Avrupa, bütün Avrupa gider. Hadi Fransa, hadi Sovyet, biriniz bir el atmalısınız, haydi. Yoksa ben böyle beklerim abicim. Yıllar boyunca bu barış antlaşması imzalanmadan devam eder. Finlandiya bu antlaşmayı resmi olarak imzalamamıştır. Hiç kimse de resmi olarak iki taraf tarafından imzalanmamış bir anlaşmayı geçerli olarak sayamaz. Şu anda Finlandiya toprakları herhangi bir anlaşmayla karar verilmemiş bir işgal altındadır. Dolayısıyla uluslararası camiadan yardım bekliyoruz. Artık birisi savaş açabilir mi bu adamlara? Hayır, sadece bu adamları bırak. Kimse kimseye savaş açmıyor. Ne oldu oyun? Oyun şey mi oldu? Bozuldu mu acaba? Kimse kimseye savaş açmıyor çünkü. Ha yok, mesela buradakiler savaşta. Onlar da bitirdiler savaşı. Beyler, bir tane eleman şu Nazi'ye savaşı ilan edecek mi acaba? Sovyet, artık korkunun ecele faydası yok. Gir artık kardeşim ya. Vallahi korkunun ecele faydası yok lan. Gir artık ya. Bak topraklarımız kaç, bak 1949'da bitti savaş. 1900 kaçta başladı? 1946'da başladı. Topraklarımız 12 senedir işgal altında. Ey uluslararası kamuoyu, ey Birleşmiş Milletler. Artık kurtarın bu toprakları. Nedir, 13 senelik işgal mi olur? Biz resmi olarak bir anlaşma imzalamadık. Bu topraklar Finlandiya toprağıdır. Bu topraklar Finlandiya toprağıdır. Artık uluslararası kamuoyundan bir yardım bekliyoruz, bir hamle bekliyoruz. Yeter artık. Bakın 14 sene oldu, 14 sene. Dile kolay. Artık bir anlaşma imzalanması lazım. Hala da kimse kimseye savaşı inanmıyor. Ne oldu lan size? Galiba oyun bozuldu abi. Atla bakayım turlara. Allah aşkına kimse kimseye niye savaşı inanmıyor? Cidden kimse kimseye savaş açmıyor. Bir şey oldu oyuna. Aa. Bir dakika lan. Bir dakika beyler, deneme amaçlı bir şey yapacağım. Mesela atıyorum İsveç'le Danimarka bir savaşa girsin. Ya acaba oyunda bug mı oldu diye kontrol ediyorum da. Girmediler değil mi? Girmediler, evet. Bir dakika, ben niye Danimarka ile savaştayım? Bir daha deneyelim. Bak ben girdim savaşa adamlarla. Yo, İsveç girmiş. Tamam, kabul edildi yani. Yani savaşa girdiler, evet. Demek ki hala savaşabiliyor devletler. İlginç bir durum. Ama kimse kimseye savaş açmıyor. Dünyada hareketlilik yok. Allah Allah. Benim bildiğim Age of Story'da bu kadar uzun süre barış devam etmez lan. Bir şey var bu oyunda. Birisi savaşa girdi. Evet, tamam, savaşlar devam ediyor, güzel. Ya Sovyet! Ya geri zekalı mısın oğlum? Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya neden? Niçin ya?
Git Nazi'ye girsene İngiltere'yle, senin ne işin var ya? Lanet olsun ya. Yok mu bizi kurtaracak bir baba yiğit? İngiltere bari sen git gir şu Nazi'ye ya. Ya şu adam dokunulmaz milletvekili mi bu adam? Niye kimse girmiyor bu adama ya? Girsenize kardeşim adama. Girmiyorlar ya, şaka gibi ya. İnanılmaz. Yok hala kimseyle savaşa girmiyorlar. İnanılmaz abi. Ben videoyu bir burada durdurayım bakayım. Naziler biriyle savaşa girdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Oy ya, yemin ediyorum yoruldum. Ya yıl 1971 oldu, adamlar daha yeni birileriyle savaşa girdiler. Girdikleri ülkeler de tırt. Ya bildiğin tırt yani, Hollanda, Estonya ve İrlanda ile savaşa girdi adam ya. Ya bu kadar mı olur? Hollanda dediğin ülke zaten yok. İrlanda dediğin ülkenin 11 tane eyaleti var. Hiçbir şey. Estonya dediğin ülkenin 2 tane eyaleti var. Ulan 30 sene bekledim. Gire gire bunlarla mı girdin ya? Ya 30 sene bekledim. 30. Ebe utanmaz. 30 sene bekledim ya. Lan space tuşu bozuldu. Gire gire bu adamlarla mı girdin? Onlarla da barışlıyor. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Birleşik Krallık Sovyet Savaşı bitti. Dünya yeni bir döneme girdi. Ne bileyim, devletler yıkıldı, devletler kuruldu, adamlar kimseyle savaşa girmedi ya. Ya inanılmaz ya. Evet, onlarla da hepsiyle de barıştılar. Öyle göstermelik kardeş, biz hala savaşıyoruz deyip devam ettiler ya barışa. İnanılmaz ya. Ama Fransa ile araları çok kötü. Ben hala ümitliyim, bak girecek bunlar savaşa. Biriyle savaşa girecekler, zorundalar, girmelisiniz yani. Aksi takdirde ya gireceksiniz, başka bir yolu yok yani. Savaşa girin oğlum ya, yıl 2000 olacak. Evet, 2000 yılına kadar bu arada herhangi biriyle savaşa girmezlerse ben artık Finlandiya'yı yenildi olarak sayacağım. Yapacak bir şey yok yani, seriyi bitireceğiz. Eğer 2000 yılına kadar Nazi Almanya'sı herhangi bir devletle savaşa girmezse, öyle ya da böyle, ister kendi savaşı ilan etsin, ister kendi savaşı ilanına maruz kalsın, bir şekilde Nazi Almanya'sı devleti 2000 yılına kadar bir savaşa girmezse maalesef seriyi mağlubiyetle kapatacağız. Yani mağlubiyetle bitmiş olarak sayıp kapatacağız, bitireceğiz seriyi. Bakalım abi, çok merak ediyorum yani. Yani... Ya başka bir save'de asla bu kadar barış içinde kalmazlar. İnanılmaz ya. Mümkün olmayan bir şey bu ya normalde. Şimdi hani benim toprakları işgal ettiler ya, kimseyle savaşa girmezler daha. İnanılmaz ya. Bak anlıyorum, şu anda savaş yorgunlukları yüksek oldukları için kimseye savaşı ilan etmiyorlar. Ama bu adamlara niye savaşı ilan eden yok? Hadi kendileri savaşı ilan etmiyor ama onlara niye kimse savaşı ilan etmiyor? İnanılmaz ya. Evet abi, son 20 yılımız kaldı. Son 20 yıl harbiden, 21 yıl. 21 yıl daha eğer kimse Nazi'ye savaşı ilan etmezse seri bitecek ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Bakalım, çok büyük bir merakla bekliyorum abi. Büyük bir merakla bekliyorum, izliyorum. Acaba kimse savaşı ilan edecek mi bu adamlara? Bu arada bugün de Pixel Planet yayını açamadık. Yarın devam edeceğiz Pixel Planet yayınlarımıza. Onlara da katılımınızı bekliyorum yine. Evet, yıllar 1981 oldu. Son 19 sene. 19 sene daha boyunca Nazi Almanya'sı kimseyle savaşa girmezse büyük bir devlette kendilerini... Yenebilecek bir devletle savaşı. Ya daha doğrusu şöyle söyleyelim, cümleyi birazcık düzelteyim. Eğer 18 sene boyunca daha benim topraklarım işgal altında kalırsa biz savaşı yenilmiş sayılacağız ve artık yenilgiyi kabullenip verdikleri Berlin Antlaşması'nı söke söke kabul edeceğiz. Yani mecburen artık. Evet, son 17 sene abicim. Bakalım 17 sene daha bizim topraklarımız işgal altında kalacak mı? Ya büyük bir heyecanla bekliyorum, artık birisi savaş ilan etse çok güzel olur abi. Dünyanın da durumuna bakabiliriz aslında o sırada. Şöyle dünyayı izleyelim. Sadece o bölgeyi izlemeyelim. Aynen öyle. Bir yandan da dünyayı izlemiş oluruz. Güzel olur. İlginç bir şekilde dünyada büyük bir barış havası hakim. Yani kimse kimseye savaş ilan etmiyor. Kimse kimseyle uğraşmıyor. Herkesin birbirleriyle kurdukları sınırlar gayet belirgin ve bozmuyorlar bu sınırlarını. Ya inanılmaz. Bak Çin'de şu anda mesela bir savaş çıktı. Bakalım oraya odaklanalım. Zaten Nazi'nin kimseyle savaşa gireceği falan yok. Oraya odaklanalım biz de. Sovyetler Birliği ile orada bir devlet arasında savaş çıktı. Şibe-i Sanma arasında bir savaş çıktı. Evet, Sovyetler onları yendi. Ya Sovyet bu işlerle uğraşacağını artık Nazi'ye savaş ilan etti adam. Ama Nazi de öyle bir güçlenmiş ki. Nazi de öyle bir güçlenmiş ki adamlar 1.7 milyon ekonomi yapmışlar. Yani birisi Nazi'ye savaş ilan etse bile bizim topraklarımızı alması çok zor. Galiba biz bu savaşı kaybettik ya. Yani galiba seriyi kaybettik direkt. Çünkü artık sadece 14 yıl kaldı önümüzde. Zaman gitgide tükeniyor. Daha hızlı bir şekilde tükeniyor. Bak herkes savaşa giriyor burada birbiriyle. İngiltere ile Fransa da savaşa girdiler. Fransa ile Sovyet de savaşa girdiler. Ya gerçekten inanılmaz ya. Bir türlü Nazi ile savaşa girmemiz yani. Nazi milletvekili değil mi? Dokunulmazlığı var. Bu serinin böyle bitmesini istemezdim ama böyle bitecek gibi görünüyor. Yapacak da bir şey yok.
böyle bitmesini istemezdim şahsen. Son 13 yılımız, hatta son 12 yılımız, aynen öyle aralığa da girdik, son 12 yılımız. Maalesef zaman bizim için tükeniyor, kum saati işliyor beyler. Böyle adım adım her bir sene geçtikçe serinin bitişine bir sene daha yaklaşıyoruz. Üzücü bir durum. O adayı keşke biraz daha elimizde tutabilseydik, belki o zaman bir şeyler olurdu ama tutamadık abi, yapacak da bir şey yok. Evet, hala kimse Nazi'ye savaş açmıyor, inanılmaz. Hatta Birleşik Krallık Nazi ile dost oldu. Yani bu artık hani imkansızın ötesinde bir durum ya. İmkansız bir durum gerçekleşiyor ya. Birbirleriyle kanlı bıçaklı olan devletler sırf birbirleriyle savaşmamak için birbirlerine dost oluyorlar ya. Yanan da ben oluyorum burada. Ne saçma bir iş arkadaş. Evet, son 10 sene beyler. 10 sene daha eğer Nazi Almanyası işgalinden kurtulmazsa topraklarımız maalesef seri bitiyor. Evet. Bakalım. Dünya hala bayağı barış içinde. Son 9 sene, son 8 sene. 8 sene daha eğer kimseyle savaşmazlarsa bitiyor. Şöyle bir Avrupa'nın diğer devletlerinin genel durumuna bakılınca da Avrupa'nın diğer devletlerinin genel durumu, ya hepsi toplansa yine bir Nazi etmiyorlar bu arada harbiden. Şimdi bir daha bir düşündüm de hepsi toplansa harbiden bir Nazi etmiyorlar ya. Yani savaş ilan etseler bile işleri gerçekten çok zor. Mal gibi orada Fransa ile uğraşıyorsunuz. Burada Nazi var, Nazi. Baş düşmanınız var sınırlarınızda. Bir zahmet ona dalın ya. Allah aşkına bak, Sovyetlerle Nazi'nin ilişkisine baksana. Bu iki devlet nasıl yıllardır birbiriyle savaşa girmiyor ya. Evet, son 7 sene beyler. Zaman tükeniyor. Son 6 sene. Evet. 17 senelik bekleyişin son 6 senesine, son 5 senesine doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir durum. Kimseyle savaşa girmediler. İstikrarlarına hayran kaldım gerçekten. Yani 49 yıldır savaştayız. 49 yıldır topraklarımız işgal altında. 49 yıllık bir işgal. Yani dedik ki herhalde birileri gelir 4-5 seneye Nazi Almanyası'na savaş ilan ederler, kurtuluruz. Adamlar 50 yıldır kimseyle savaşa girmediler. Böyle bir şey var mı ya? Ulan böyle bir şey var mı ya? 50 yıl, 50 yıl, dile kolay, dile kolay 50 yıl ya. Kaldı 4 sene abi. Ya inanamıyorum ya. Ulan 50 yıl bekledik ya. 50 yıl ya. Kaç sene oldu şu an? Bak 51 yıldır bekliyoruz abi. 51 yıldır kimse savaş açmıyor adamlara. 51 yıl. Evet, son 3 sene kaldı bu arada. Bu saatten sonra muhtemelen zaten yani kurtulmaz topraklar, daha bitti artık. Ne düşünüyorsunuz abi? Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlara yazın. Aşırı merak ediyorum gerçekten. İnanılmaz bir durum bu çünkü yani. Olabilitesi çok düşük bir şeyi gerçekleştirdik biz bu seride. İnanılmaz bir durum. Yakutistan serisinden sonra bir seriyi daha böyle kaybetmek üzücü oldu. Gene mal gibi devletler savaş açtı. Gene aptal gibi devletler savaş açtı. İrlanda, Pers, İsveç. Pers belki biraz etkili olabilir de Pers ta... Tövbe tövbe, ta nereden, nereye, Allah aşkına ne yapabilir ya? Evet abi, 1999'a geldik. Pers'le hala savaştalar. Kimin toprağı bu? İsveç'in toprağı. İsveç bir tane toprak kurtardı. Son bir senenin içerisindeyiz savaşta. Ne oluyor lan oraya? Oraya bir şey oldu. Tam anlamadım ne olduğunu ama bir şeyler oldu. İlginçti. Evet abi, Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Bir tur daha atlayınca seriyi bitirmek zorunda. Ya inanılmaz ya. 2000. Bitti. 54 yıldır işgalden kurtarılamadı topraklar. 54 yıl ya. İlahi adalet abi. Adamlar bizi yendi. Bir daha da geri vermediler toprakları. Harbiden ilahi adalet, yapacak da bir şey yok. Artık barış antlaşmasını da kabul edelim. Maalesef Helsinki barış antlaşmasıyla beraber bütün topraklarımız düşmanın ellerine veriliyor dostlar ve biz oyunu kaybetmiş bulunmaktayız. Üzücü ama bence zevk açısından tatmin edici bir seri oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yeni seri hakkındaki önerilerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu seri hakkında da yorumlarınızı yapın. Yani ben inanamadım ya. Lan bir devlet 55 sene boyunca birkaç tane toprak bırakmaz mı ya? Ya inanılmaz ya. İnanılmaz ya.
Neyse artık yapacak da bir şey yok. Savaş bitti, bölüm bitti, seri bitti. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. ageofstory.türkiye.com forumu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Twitch hesabımı da takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.